pardon. Yavaş. Saydın mı? Yok. Ne yaptın? Şu makinesi mi? Ekmek parası yapacak bir şey yok. Geldin mi barodan biri? Güzel. Nedir olayımız? Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Ben avukat Ceylin Erguvan. Barodan avukat istemişsiniz sanırım ama henüz gelmemiş. Benim de buralarda işim vardı. Rica ettiler. İsterseniz yardımcı olabilirim. Ya da barodan gelecek olan arkadaşı bekleyebilirsiniz ki ne zaman geleceği belli olmaz tabii. Yok, ben acil avukat lazım. Harika, buradayım işte. Müvekkilimle görüşebilir miyim? Tabii ki. Açalım kapıyı. Evet, şansına çay da tazeymiş. Dün gece bir cinayet işlenmiş. Cihan Heryem. Ben öldürmedim. Ben tanımıyorum bile o kim. Ama aynı sokakta senin araban varmış kiralık. İçinde de silah. Benim değil. Ama sen kiraladın değil mi? Yani sendin oradaki. Tamam. Ben sana görünen resmi söyleyeyim o zaman. Sen arabayı kiraladın, delikanlıyı da öldürdün, sonra silahı içinde bırakıp kaçtın. Ben öldürsem silahı niye bırakıp kaçayım ki? İlk cinayetin olduğu için. Ben alacağın cevabı söylüyorum. Ben yapmadım. Yapmadıysan anlat o zaman. Bak, dürüstçe anlat ki seni doğru savunabileyim sonrasında. Vallahi direkt suç cezaya gönderirler seni. Bir de üstüne tutuklu yargılamayı yapıştırırlar ki ikametgahın da burada değil. Sonrasında duruşma gerçekleşecek de gerçekler ortaya çıkacak da vallahi beklersin de beklersin ben sana söyleyeyim. Ne saklıyorsun oradan başla istersen. Cansu. Cansu benim sevdiğim kız. 2 yıldır. Hı hı. Dedi ben annemlerle İstanbul'a gidiyorum. Ben de gezmeye gidiyor sandım. Tamam dedim. Zaten kimse bilmez bizim aramızdakini. Gizli. Neden? Sebepsiz bir düşmanlık işte. Yani ilk zamanlar belki bir sebebi vardı ama... şimdi hatırlayan yok. Yıllardır küsler birbirine. Kız alıp vermezler. Görüşmek yasak. Arkadaşlıkta. Çocukları bile aynı okula yazdırmayız. Sonra Cansu beni aradı. Dedi gezme değilmiş, beni nişanlamaya getirdiler. Gel beni bul, kaçır yoksa kendimi öldürürüm dedi. Ben de vardım geldim. Evdekiler de bilmez benim nerede olduğumu. Bir hafta oldu geleli. Kiraladım aracı. Mevki biliyorum ama adres yok. Dolandım bir türlü bulamadım. Koca İstanbul. Geldiğim gün konuştum Cansu'yla en son. Kız istemiyorum deyince telefonunu almışlar elinden. Sonra dün gece, yani akşam olmadan bana mesaj attı. Başka bir telefondan. Dedi ben buradayım, gel beni kurtar. Ben de gittim. Ama hangi apartman, hangi daire ben bilemedim. Ben öyle bakınırken birden 3 el silah patladı. Ben de korktum. Aracı da bıraktım kaçtım. Geldim otele. Sabah da polisler geldi. Silah? O benim değil. Şimdi sen bu kızı alıp götürmeye yani kaçırmaya neyse... silah yoktu yanında yani öyle mi? Yok. Ben bir şekilde dışarı çıkar ben de alır giderim diye düşündüm. Benim silahım falan yok. Tamam. Süper o zaman. İşte bunları anlatacaksın. Olacak bir çekiş. Sen anlamadın mı avukat hanım? Anlatamam. Ben oradaydım diyemem. Cansu için diyemem, ikimizi de öldürürler. İyi de o zaman suçlanacaksın. Oğlanı vurduğumu kabul ederim ama Cansu için diyemem. Demem. Tamam. Tamam o zaman şöyle yapalım. En azından geçici süreliğine tutuksuz yargılanman için sen ailene küstün. Sonra yeni bir hayat kurmak için İstanbul'a geldin. Bir araç kiraladın fakat araç çalındı. Hiç görmedin, fark etmedin bile. O yüzden de haber vermedin.
Tamam. Peki o eve gittiğinde telefonun yanında mıydı? Yok, oteldeydi. Yani benim şahsi telefonum. Bizimkiler sürekli arayınca ben kapattım, kullanat aldım. Bir dakika, o zaman Cansu nasıl konum attı sana? Geldiğim gün konuştum dedim ya, o zaman verdim ben numarayı. Tamam. İfade sırasında sen fazla konuşma, ben her şeyi halledeceğim, tamam? Şeyin ifadesini almamız gerek. Tamam, biz hazırız. Buyurun.